Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Birazdan büyüme verisini karşılayacağız ama haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul pozitif bir görünümle güne başlıyor. 0.47'lik yükselişle birlikte 9.879 puandan güne başlıyor. Bankalar tarafında 0.57'lik primlenme, sanayi tarafında 0.42'lik pozitif bir görünüm ve ulaştırma tarafında da yine 0.46'lık bir yukarı yön söz konusu. Bununla birlikte Bloomberg ET tüketim eğilimi endeksi ise Ağustos'ta bir önceki aya göre %11,24 artarak 60,34 seviyesinde gerçekleşti. Bugün veri takviminin oldukça yoğun olduğunu da takip ediyoruz ve hemen detayları alıyoruz Bloomberg ET tüketici güven endeksine dair. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Evet, önemli bir gündeyiz. Birazdan büyüme verisini de karşılayacağız. Fakat Bloomberg ET tüketici beklenti anketinin sonuçlarını sizden alalım. Neleri gösteriyor, neye işaret ediyor? Günaydın, teşekkürler. İyi haftalar diliyorum öncelikle. Tüketici güven endeksinin genel resmine baktığımızda hafif bir gerileme görüyoruz. Fakat detaylarda önceki birkaç aya göre bir farklılaşma da göze çarpıyor. Tüketicinin mevcut durum algısında ve önümüzdeki 12 aya ilişkin beklentilerinde gerileme devam ederken tüketim eğiliminde artış görüyoruz. Yalnız şunu vurgulamak gerekiyor. Endeks, biliyorsunuz, bir ön endeks açıklıyoruz her ayın 16'sında. Bir de ayın 1'i ya da tatilde takip eden ilk iş günü nihai endeksi. Bu Ağustos ayının nihai endeksi. Yani Ağustos ayının ikinci yarısında yapılan anketlere dayanıyor. Burada tüketim eğiliminde, yani içinde bulunduğumuz dönemde otomobil, konut ya da işte dayanıklı tüketim malı almak için iyi mi, kötü mü bir zaman mı sorusuna verilen yanıtlarda yukarı yönlü bir hareket var. Endeks %11,24 artarak 60,34'e çıkıyor. Şunu vurgulayayım. Endeksin 60'larda olması zaten ankete katılanların ya da Türk halkının, Türkiye'deki tüketicilerin çoğunun aslında işte ev almak, araba almak vesaire için iyi bir zaman olmadığını düşündüğünü gösteriyor ama Haziran ve Temmuz aylarına göre ise bir yukarı yönlü hareketlenme var. Bu kısım önemli. Devam edecek mi, etmeyecek mi? Buna bakmamız gerekiyor. Çünkü biz iç talebin yavaşlamasını beklediğimiz bir süreçteydik. Bunun sinyallerini alıyorduk. Fakat bu endeks son 15 günlük hareketlenme talepte bir hareketlenme yukarı yönlü var mı yok mu sorusunu tekrar gündeme getiriyor. Varsa niye? Yani faizler mi, enflasyon beklentileri mi gibi sorularda burada cevaplanması gereken bir soru olarak karşımızda duruyor açıkçası. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Detaylar için, aktardıklarınız için, evet, önemli aslında sonuçlar çıktıları var. Son 15 gündeki hareketlenme dikkat çekiyor dedi ve tüketim eğilimindeki artış dedi. Birazdan da büyüme verisini alacağız. Öncesinde ise değerli konuklarımla birlikte veriyi yorumlayacağız. Profesör Doktor Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi öğretim üyesi ve eski IMF ekonomisti, TEPAM Merkez Direktörü Doktor Burcu Aydın Özüdoğru. Sayın hocam hoş geldiniz. Kamil hocam ve Burcu Hanım, sizler de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi günler. Evet, şimdi hocam, Burcu'nun izninizle hocamla başlamak isterim. Birazdan veriyi alacağız. Çeyreklik bazda 0.6'lık bir daralmaya işaret ediyor bizim anketimiz. Sizin beklentiniz nedir? Yani biraz daha benim beklentim 0.7 bir daralma olabileceğini düşünüyorum. Çeyreklik bazda bir önceki döneme göre. Ama bu çok büyük bir farklılık yaratmayacak. Önemli olan trendin devam etmesi ve yıl sonuna doğru %3 civarında, 3.1 civarında bir büyümeyi görmemiz. Ama asıl önemli olan tabii ki programın bir sonraki sene için nasıl tasarlanacağı ve gelecek OVP rakamları önümüzdeki hafta. Peki hocam, şimdi burada BHT tüketim eğilimindeki anket sonucu da dikkat çekiciydi ki eğilimdeki artış geleceğe ilişkin beklentilerde bir düşüş varken son 15 gündeki talepteki aslında bu tüketim eğilimindeki harcama dikkat çekmeye devam ediyor. Oradaki artış devam ediyor. Evet, diyorum. Bunun kırılımını görür müyüz acaba bundan sonraki süreçte? Dolayısıyla tüm bu detaylara bakacağız ama veri geldi, hemen ben veriyi aktarmak istiyorum ki bağımsız yıllık gayri safi yurt içi hasıla 2020
yine bu verinin biraz daha detaylarına bakacağız. Hemen çeyreklik bazda bakacak olursak ikinci çeyrekte Nisan ve Haziran ayına ilişkin 2024'e ilişkin %2,5'luk bir artışa işaret ediyor. 2024 yılı ikinci çeyreğinde 2024 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5'luk bir artışa işaret ederken hizmet faaliyetleri 2024 yılı ikinci çeyreğinde %7,4 ile birlikte aslında artışı dikkat çekiyor. Hemen faaliyetleri inceleyelim. 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla zincirlenmiş hacim endeksi olarak diğer hizmet faaliyetleri %7,4, inşaat 6,5, tarım sektörü ve gayrimenkul faaliyetleri %3,7, bilgi iletişim faaliyetleri ile finans ve sigorta faaliyetleri 3,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmetler %3,2, hizmetler sektöründe %2,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 0,6'lık bir artışa işaret ederken sanayi sektöründe ise buradaki daralmaya işaret ediyor. %1,8'lik bir daralmaya işaret ediyor ki bu da önemli olduğunu söyleyelim. Dönemsel bazda ise 0,1'lik bir büyümeye işaret etti ki bizim anketimizde 0,6'lık bir daralma vardı. Önceki büyümede ise %2,4'lük bir büyüme vardı ki bir önceki çeyrekte. Bununla birlikte özellikle mevsim takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre 0,1'lik artış ki beklentilerin üzerinde bir daralmaya işaret etmiyor. Nötr bir seviyeye işaret ettiğini söyleyelim. Bu da yine dikkat çekmeye devam ediyor. Doktor Burcu Aydın özü doğru 0,1'lik bir büyüme. Az önce sektörel bazda da aktardım. Bizim beklentimizin üzerinde gelen bir büyümeye işaret etti. Ne dersiniz? Evet, aslında ortalama büyüme tahminlerine baktığımız zaman aslında %0,1'lik pozitif yönde büyüme her ne kadar piyasanın beklentisinin bir nebze üzerinde olsa da aslında genel olarak ikinci çeyreğe ilişkin verilerde tüketim tarafının yeterince soğumaması kaynaklı aslında beklenti sepetinin içerisinde bir süreç olmuş oldu. Bu yüzden yine büyümenin kompozisyona baktığımız zaman yine mevsimsellikten arındırmış indikatörlere baktığımız zaman aslında tüketim tarafındaki soğumanın daha geç kaynaklı olmuş olmasından ziyade iç talep tabii ki beklenenin ötesinde daha az yavaşladı. Ancak ileriye dönüp baktığımızda özellikle üçüncü çeyreğe ilişkin veriler özellikle kredi tarafında sert daralma işaret verdiği için sanırım detaylıca daha sonra incelediğimiz zaman ben ve birçok ekonomist de bununla ilgili birçok çalışma yapacaktır. Ancak üçüncü çeyrekteki artık çeyreklik bazdaki daralmanın nispeten kesinleştiği kanaatine vermiş olacağız. Ama bugünkü veriler tabii ki gerek yıllık bazdaki ikinci çeyrek büyüme verisi gerekse çeyreklik bazdaki yıllık verisi beklentinin bir nebze daha yukarısına geldiği için 2024 yılının tamamındaki büyüme sürecinin de aslında %3'ün biraz daha üzerine gerçekleşecek yönde sanırım tahminlerin revize edilmesine sebep olacaktır diye düşünüyorum. Sayın Hocam, şimdi birazdan yine harcama tarafına da bakacağız ama orada da ilginç sonuçlar var. Hemen hemen tüm kompozisyonlarda bir düşüş var ama daha fazla sert düşüşü ithalat kaleminde görüyoruz %5,7'lik. Ama oraya geçmeden önce tüketimde de bu arada bir önceki çeyrekte 6,8'lik bir büyümeye işaret ediyordu. Özelhane tüketimine baktığımız zaman bugün 1,6'lık yine aslında burada harcamaların içerisinde en fazla kaleme sahip ama çok sert de bir düşüşü beraber. Haberini de getirmiş %1,6 ile beraber. Ama oraya geçmeden önce sektörel bazda hemen hemen bütün sektörlerde aslında bir büyümeye işaret, sanayi sektöründe ise %1,8'lik bir daralmaya işaret ediyor. Bu büyümenin sanıyorum istenilen bir kompozisyonu değil. Buraya dair nasıl bir perspektif çizeriz? Üçüncü çeyrekte daha sert bir tablo ile mi karşı karşıya kalırız? Burada benim gördüğüm kadarıyla sanayideki daralma denen bir daralma. Tarım biraz daha iyi gelmiş gözüküyor %3,7 ile. Öte yandan diğer sektörler hemen hemen inşaatta zaten deprem harcamalarından dolayı, deprem bölgesindeki harcamalardan dolayı bir artış bekleniyordu. O anlamda biraz daha diğer sektörlerde büyüme oranının daha düşük gelmesini beklerdim. Ama harcama kalemlerine baktığımızda harcama kalemleri evet yani
o anlamda beklenen yavaşlama gerçekleşiyor. Burada bir diğer nokta tabii ki revizyon. Yani bir önceki çeyrekteki büyüme rakamının aşağı yönlü revize edilmesi görüyorum. 5.3'e revize edilmiş. Daha önce 5.7 idi. Bir tahminim şu anlamda bu rakamın da bu dönemdeki rakamın da gelecek çeyrekte tekrar aşağı yönlü revize edilebileceği yönünde. O anlamda bir ölçüde yani büyüme şunu gösteriyor. Yavaşlama kademeli olarak devam ediyor ekonomide. O anlamda bizim önümüzdeki yıl için beklediğimiz %3 civarındaki bir büyüme, 3-3,5 arası değişik beklentilere göre büyüme gerçekleşecek. Yani iç talepteki yavaşlama enflasyonla mücadele için çok önemliydi. Bunu görebiliyoruz şu aşamada. Evet, şimdi biraz daha burada aslında harcama yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasılanın kompozisyonlarına bakalım hemen ki burada önemli dikkat çekici bir tablo ile karşı karşıyayız. 2024'ün birinci çeyreğinde özelhane halkı tüketimine bakacak olursak normalde 6.8 iken bu çeyrekte ikinci çeyrekte %1,6'ya gerilemiş bulunmakta. Burada %1,6'lık bir pay var. Bununla birlikte devletin nihai tüketim harcamalarında da sert bir düşüşe işaret ediyor. 5,4'lük bir büyüme vardı birinci çeyrekte. İkinci çeyrekte ise 0,7'lik kamu harcamaları tarafının katkısını görüyoruz. Bir diğer tarafta gayri safi sabit sermaye oluşumu. Bu tablo biraz daha birinci çeyrekte ikinci çeyrek arasında bir kötümser tabloyu da beraberinde getiriyor ki %9,3'lük bir katkı vardı sermaye oluşumunda. Fakat bugün geldiğimiz noktada 0,5'e işaret ediyor. Bunun yanı sıra ihracat tarafına bakıyoruz. Mal ve hizmet ihracatında 0,04'lük. Yani burada yine nötr bir rakamdan bahsediyoruz. İthalat tarafına baktığımız zaman ise birinci çeyrekte de daralmaya işaret ediyordu. Oradaki daralmanın boyutunun genişlediğini görüyoruz. %3,3'lük bir birinci çeyrekte daralma varken ithalat tarafında %5,7'lik bir daralmaya işaret ediyor ithalat tarafında. Burcu Aydın Özü Doğru. Ne dersiniz? Özellikle bu tablo içerisinde hane halkı harcamasından başlayalım isterseniz. Evet, hane halkı tüketimine bakacak olursak aslında harcama türleri içerisinde kompozisyon değiştiğini görüyoruz. Özellikle bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yani 2023 yılın ikinci çeyreğine göre baktığımızda her ne kadar dayanıklılık türüne göre toplam yerleşik ve yerleşik olmayan hane halkının yurt içi tüketimi İkinci çeyrekte %1,5 artmış olsa da aslında dayanıklı mallar tüketimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 oranında azalmış olduğunu görüyoruz. Burada esas tüketiminin dayanıksız mallar tarafında ve hizmetler sektöründe devam ettiğini görüyoruz. Bunlar aslında Merkez Bankası'nın bu çerçevede yapmış olduğu enflasyon raporundaki değerlendirmelerle de uyumlu değerlendirmeler. Ki enflasyondaki kompozisyona baktığımız zaman da enflasyonun esas tetikleyicileri içerisinde hizmetler sektörünün önemli bir bileşen olduğunu biz zaten görüyorduk ki ikinci çeyrek tüketim verileri de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre baktığımızda aslında tüketimin esas olarak hizmetler tarafındaki momentum yavaşlamış olması ama hala pozitif devam etmesi kaynaklı olduğunu görüyoruz. Aslında biz genel olarak tüketimi kompozisyona baktığımız zaman bu çerçevedeki yumuşamanın aslında enflasyonist etkileri aşağı çeken bir çerçevede olduğunu görüyoruz. Ama ben tekrardan bir önceki özellikle değerlendirmemle de birleştirecek olursam şu aşamada biz 3. çeyrek ve yılın geri kalanına ilişkin önce göstergelere baktığımız zaman aslında 3. ve 4. çeyreğinde yani yılın son 2 çeyreğindeki daralmanın çok daha sert olacağını ve bu çerçevede biraz daha parasal politika çerçevesinin maliyetinin ki aynı zamanda maliye politikaları tarafında da artan vergilerle birlikte sürecin aslında daha zor bir dengelenme sürecine doğru gittiğini ben görüyorum ki ikinci çeyrek verilerini yatırım tarafında değerlendirdiğimizde de aslında benzer şekilde olumsuz bir senaryo var. Yatırım harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,5 oranında artmış ama bu artış biraz önce hocamın da iletmiş olduğu üzere esas itibariyle aslında inşaat sektörü ve deprem harcamaları kaynaklı yeniden inşaat faaliyetleri önemli bir ölçüde ortaya çıkmış. Çünkü yatırım tarafında da alt kompozisyona baktığımız zaman bu yıllık %0,5'lik pozitif yatırım harcamalarını aslında yukarı çeken esas itibariyle inşaat sektörü olmuş. Çünkü inşaat sektöründeki artış %8 civarında çok yüksek bir momentum olmuş.
Ama diğer tarafta özellikle Türkiye'nin ihracat potansiyelini belirleyen makine ve teçhizat yatırımlarına bakacak olursak, makine ve teçhizat kırılımlarına, orada ciddi %5,6 düzeyinde ciddi bir daralma var. Bu da aslında bizim iç talep dış talep tarafındaki dengelenmeye baktığımız zaman iç talep her ne kadar aşağı geliyor olsa da aslında dış talep kısmında, yani ihracatın nispeten yavaş büyümesi kaynaklı aslında büyüme potansiyelinin özellikle 2025 yılında daha zayıf olacağı konusunda bize şu anda bir izlenim veriyor. Evet hocam, şimdi aslında burada yıllık büyümeye hane halkı tüketimi 1,2 puan, kamu harcamaları 0,1 puan, yatırımlar ise 0,1 puanlık bir katkı yaparken net ihracat yüzde diyorum 1,3 puanlık, stoklar ise 0,2 puanlık bir baskılayıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu model enflasyonu aşağı çekmede yeterli midir? Olası bir faiz indirimi konuşulmaya başlandığı noktada yayının başında Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu BET tüketici güven endeksinin sonuçlarını da paylaştı. Son 15 gündeki tüketim harcamalarındaki bir hareketlenme, tüketim eğiliminde bir artış gözlemlediğini söyledi. Dolayısıyla bu iki kompozisyonu birleştirdiğimiz zaman şu an para politikasının çıktısı olarak karşımıza çıkıyor, ama burada bir hareketlenme olabilir mi bu kez? Yani ben tabii ikinci çeyrek verileri de Erhan Hoca'nın bahsettiği endeks verileri farklı dönemler itibariyle. Ben endekste görülen tüketimdeki hafif artışın geçici olduğunu düşünüyorum. Diğer aylarda tekrarlamayacağını düşünüyorum. O anlamda hem tüketimdeki yavaşlama hem yatırımlardaki yavaşlama açık açık yavaşlamanın tamamen yaygın bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. Özellikle Burcu da bahsetti, makine ve teçhizat yatırımlarında büyük posta alt kırılımda eksi olacak büyüme. Çünkü inşaat yatırımları özellikle deprem bölgesinde çok daha geçtiğimiz yıla göre artmaya devam ediyor. O anlamda buradaki nokta, son yıllarda zaten yatırımlar oldukça güçlü gelmişti. Yatırımda eksiye bir dönüş önümüzdeki çeyrekte, bu çeyrekte ve gelecek çeyrekte de özellikle makine teçhizat yatırımlarında bekleyebileceğimiz bir sonuç. Yani beklenmedik bir sonuç değil. Ama burada özellikle revizyonla ilgili bence o noktayı da vurgulamam lazım. Birinci çeyrekte hatırlarsanız %5,7 büyümüştük. %2,4'te çeyreklik bazda büyümüştük. 5,7 bir önceki yıla göreydi. Ama şimdi ne görüyoruz? %5,3 yıllık bazda bir büyüme var. Çeyreklik bazda da 1,4. Yani aşağı yönde bir revizyon var. Bu revizyon o anlamda sıkılaşmanın etkisini gösteriyor doğal olarak. Ama yani farklı olarak vurgulamamız gereken, yani ben bu veriler geçmiş veriler ve bize bir ölçüde para politikasının etkisini göstermesi açısından önemli. Ama önümüzdeki döneme baktığımızda işimiz daha da zor. Çünkü biz hala gideceğimiz çok ciddi bir, diyelim bu ay sonunda %51 civarında, 51-52 arasında bir enflasyon olduk yıllık. Daha bizim gideceğimiz çok ciddi %40'lık bir yüzde tek hanelere bir enflasyonu indirmemiz gerekiyor. Bu da sıkı para politikasının devam etmesi anlamına geliyor. Ama onun da ötesinde doğrudan bu maliye politikalarının da devreye girmesiyle iç talepteki yavaşlamanın devam edeceğini düşünüyorum. Tabii burada yavaşlama bize bir yıl için %3'ü getirdiği zaman ama aynı zamanda başka sorunlarla da karşılaşabiliyoruz. Yani bunu doğrudan milli gelir rakamlarına bakmak ötesinde, işte Konkordo'da ilanları artmış durumda, işsizlikte artış kendisini yavaş yavaş gösteriyor. Kredi genişlemesine Merkez Bankası'nın getirdiği sınırlamalardan dolayı KOBİ'lerin krediye ulaşımında bazı sorunlar var. Maliye politikalarında sıkılaşmasıyla o zaman Merkez Bankası'nın da elinin rahatlayacağını ve bir ölçüde belki krediler üzerine getirilen bu çok ciddi kısıtlamalarında yavaş yavaş gevşetilebileceğini düşünüyorum. Yani o anlamda dengeli bir program bize maliye tarafından, çünkü maliye sadece iç talebi daraltmak anlamında bir şey değil, kamu harcamalarının azaltılması. Aynı zamanda onun borçlanma gereksiniminin de azalacağına dair bütün yatırımcılara bir sinyal vermek. Bu borçlanma gereksinimin azalması da o zaman reel faizleri de aşağı çekebilecek bir, aslında hem orta hem uzun vadede etkisi olabileceğini düşünüyorum. O anlamda evet, rakamlar bize yavaşlamanın gerçekleştiğini söylüyor ama revizyon da aynı şekilde bunu güçlü bir şekilde belirtiyor. Ama önümüzdeki
dönem çok daha zor olacağını düşünüyorum. Daha yavaşlama var ama biz o açığı tahminleri Merkez Bankası'nın eksi üçlerde, yüzde üçlerde olan, 2,5-3'lerde olan çıktı açığı tahminlerine doğru gideceğimiz yol olduğunu düşünüyorum. Gelecek yıl içinde yani OVP'de revizyon gereksinimi hepimizin bildiği bir konu. Gelecek bu revizyon sadece büyüme rakamları ve işsizlik rakamları ve enflasyon tahminleri değil, maliyede, bütçede de nasıl bir dengelenme olacak, bütçe açığı ne kadar azaltılacak, bu konuda da ciddi bir, yani önemli bir çalışma yapılmış olmalı ki biz geleceğe daha net bir şekilde bakabilelim. Evet, şimdi Doktor Burcu Aydın Özü doğru, yıllık büyümeye hane halkı tüketimi 1,2 puan, kamu harcamaları 0,1 puan, yatırımlar 0,1 puan, net ihracat 1,3 puan katkı yaparken stoklar ise 0,2 puanlık bir aşağı çektiğini takip ediyoruz. Şimdi bu kompozisyon uygulanan programın çıktıları olarak karşımızda duruyor. Ama şimdi geçtiğimiz haftadan bu yana bakacak olursak sanayideki büyüme verisi de bunu yansıttı. Dolayısıyla işte kredi kanallarının yumuşatılması, gevşetilmesine yönelik tartışmalar sürerken, biz Kasım gibi bir faiz indirimini bekliyorken, şimdi BHT anketiyle birlikte de Ağustos ayına yönelik yapılan anket ve Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'nun da o sonuçlarını anlattığı gibi orada olası bir tartışma dahilinde dahi talepte bir hareketlenme, bir canlılık mı görülüyor? Böyle bir bağ kurabilir miyiz? Yoksa Kamil hocamız dedi ki bu geçici, önümüzdeki süreçte bunun devam etmesini bekliyoruz. Buraya bakışınız nedir? Evet, aslında ekonomi yavaşlıyor ki bunun yavaşlama ilişkin indikatörleri de sadece ikinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarında değil, aslında birçok sektörde, özellikle kredi kanalında ve firmalar tarafından net bir şekilde ekonomide sert bir yavaşlamayı biz görüyoruz. Biraz önce hocalarımın da iletmiş olduğu üzere gerek firmaların konkordatlara rakamlarındaki artış, yine benzer şekilde kapanan şirket sayılarındaki artış, açılan şirket sayılarının azalışı gibi süreçlerde zaten birçok verilerde biz bunu görüyoruz. Onun dışında işte sanayi üretimi, reel sektör güven endeksi gibi birçok verilerde bize bunu gösteriyor. Bu çerçevede aslında baktığımız zaman para politikasının ekonomideki yavaşlamadan öte temel sıkıntısının ben beklentilerin hala kontrol edilememesi kaynaklı olduğunu görüyorum. Çünkü yapılan birçok veri ve analiz hane halkı, reel sektör ve firmaların enflasyon beklentilerini şu aşamada Merkez Bankası'nın yıl sonu için öngördüğü %38 hedefinin oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor. Şu aşamada birçok ekonomist aslında parasal sıkıntılarla ilişkin farklı göstergelerle süreci değerlendiriyor. Tabii en çok konulan aslında bir yıl sonrası için beklenen enflasyonla, tüketici enflasyonuyla politika faizini karşılaştırma yöntemidir. Genel olarak aslında standart kabul görmüş süreçler içerisinde. Ancak Türkiye'de şu aşamada geldiğimiz zaman hem gerçekleşen enflasyon, hem hissedilen enflasyon, hem de enflasyon beklentileri arasında piyasa beklentileriyle hane halkı beklentileri ve Merkez Bankası'nın hedefi arasında çok ciddi bir sapma var ve bu kadar yüksek bir sapmanın olduğu süreçte fiyatlama davranışların gerek gıda tarafında gerek hizmetler tarafında hedeflerin oldukça üzerinde gerçekleştiği bir dönemde mevduat faizlerinin hala yeterince TL'ye dönüş konusunda Merkez Bankası'nın elini kuvvetlendirmede istenilen boyutta olmaması gibi süreçlerden dolayı ben Kasım ayında bir faiz indiriminin olabileceğini ama bunu kesin gözle bakmamak gerektiğini değerlendiriyorum. Bu süreçte önümüzde Kasım ayındaki para politikasına kadar elimizde tabii ki Ağustos, Eylül ve Ekim enflasyonlarıyla beraber 3 enflasyon verisi gerçekleşmiş olacak ve aynı zamanda beklentiler gerçekleşmiş olacak. Bu çerçevede Merkez Bankası'nın kıstas alabileceği hem enflasyon rakamları hem de beklentiler rakamında birbirine yakınsama olması dahilinde evet, Merkez Bankası'nın para politikasında faiz indirime gitme alanı olabileceğini değerlendiriyorum. Ama bütün bunlar varsayımsal olarak özellikle fiyatlama davranışları ve beklentiler tarafındaki rakamların birbirine yakınsaması ve Merkez Bankası'nın hem 2024 yıl sonu için öngördüğü %38 hedefine doğru yakınsaması hem de 2025 yılı için öngördüğü enflasyon tahminine sıkıntıya sokmayacak düzeyde olması çok çok önemli. Bu çerçevede ben aslında sadece para politikası kararında değil, ekonomideki indikatörlerin aslında para politikası bandıyla da iletilmesi ve aynı zamanda uygulanan ihtiyar politikalarla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle yatırımlar tarafında ve firmalar tarafında eğer bu ayrıştırmayı yapmazsak biraz önce de değerli hocamın iletmiş olduğu üzere çok sert bir daralmayla karşı karşıya kalmamız da olası olarak duruyor.
Peki şimdi o halde hem o sert daralma ihtimalini, istihdam piyasasına yansımasını, bir diğer tarafta verinin olumlu tarafına bakıyorum. İş gücü ödemelerinde orada işte katma değer içerisindeki payının arttığını takip ediyoruz. Onların sonuçlarını konuşacağız ama küresel piyasalara dönmek istiyorum izninizle. Orada bir kapanış performansını alalım ve hemen Asya'ya gidelim. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Asya piyasaları ile devam ediyoruz. Bu kez Asya'daki rakamlar neye işaret ediyor diyeyim. Sadece bizim çok önemli bir verimiz vardı ama Asya'da da çok önemli bir veriyi takip ettik. Çin'deki PMI verisi. Biraz üzdü. Bunun yansıması nasıl oldu? Elin, öncelikle günaydınlar, iyi haftalar. Konukların var. Orada gündem yoğun. Dolayısıyla ben de kısa tutacağım ama şöyle bir resim çizeceğim sana. Hem yeşil hem kırmızı diyeceğim çünkü borsalar, hisse senetleri tarafına baktığımızda Çin haricinde özellikle öğleden sonra genel olarak alıcılı bir seyir vardı. Nikkei'yi pozitif kapattı az da olsa, Kospi pozitif kapattı. Yine Singapur'u ve Avustralya'yı az da olsa böyle pozitif kapanışlar görüyorum ama bir de kırmızılar var tabii. Üstelik kırmızılar da epey koyu, epey koyudan kastım ne? Çin endekslerine baktığımız zaman hangilerini kastediyorum? Hong Kong, Shenzhen ve Şangay. Hepsi %1'den fazla şu anda kayıptı. Hatta %2'yi aşanlar var. Dolayısıyla çok iyi başlamamışın varlıkları. Neden iyi başlamadı? İki tane sebebi var. Bir tanesi imalat PMI'nde özellikle resmi PMI ciddi nabız kaybına işaret etti. Nabız zaten düşük atıyoruz biliyorsun. Öbür taraftan da emlak verileri geldi. Ev fiyatlarını gördük. Orada da belirgin bir toparlanma yok. Bunların hepsi birleşti. Pelin Asya'da Çin varlıklarının üzerinde baskı oluşturuyor. Çok teşekkür ediyorum. Sadi Kaymaz aktardıkların için detaylar için diyoruz. Asya piyasaları noktalıyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, Profesör Doktor Kamil Yılmaz ve TEPA Merkez Direktörü eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın Özüdoğru ile birlikte devam ediyoruz. Şimdi değerli hocam, burada aslında revizyon önemli. Bunun da altını siz epey çiziyorsunuz. %5,7'lik bir büyüme bir önceki çeyrekte 5,3'e revize edildi. Bugün baktığınız zaman 0,1'lik bir büyüme geldi. Önümüzdeki süreçte burada da bir revizyon görme ihtimali ve bununla birlikte özellikle bu sektörel bazdaki daralmaya da işaret sanayi mesela. Bunun yanı sıra diğer sektörlerdeki payların bir miktar daha bir önceki çeyreğe göre azalması. Para politikasındaki gidişatı değiştirir mi ya da enflasyonla mücadele kapsamında yeterli bir aslında büyümede gördüğümüz bir kompozisyon mu bu? Ne dersiniz? Etkinliğini biraz konuşalım isterim politikanın. Şimdi politikaların etkinliği konusunda yani para politikasının aslında geçen yıldan bu yana bir kademeli sıkılaştırma ve yıl başından itibaren daha güçlü bir özellikle Mart ayında beklemediğimiz ölçüde bir faiz artışı da Merkez Bankası seçim döneminde bir ölçüde kendi üstüne düşen görevi yaptı. Aslında bizim geçmişte baktığımızda anti enflasyon ya da enflasyon dönemlerinde biraz daha bu IMF politikaları dediğimiz şok terapi çok daha hızlı bir daralma, sıkılaşma hem para politikasında hem de maliye politikasında ve bununla birlikte iç talebin de daralmasıyla ve hem kurun da para politikasıyla bir ölçüde baskılanması nedeniyle daha hızlı sonuç almak mümkün olabilirdi. Ama tabii ki seçim döneminden dolayı biz geciktik ve seçimden bu yana beklentimiz de maliye politikalarında bir sıkılaşma. Yani o sıkılaşma, ben hemen hemen her toplantıda bunu belirtmek durumunda kalıyorum. Nedeni de çünkü o sıkılaşma gelmediği ölçüde, kamu harcamaları devam ettiği ölçüde ve özellikle üst gelir gruplarından vergi, daha fazla vergi alacağına dair yeni bir bilgi elimize gelmediği sürece, o zaman ne oluyor? Bu dezenflasyon sürecindeki programın bütün yükü dar gelirliye, daha sabit gelirliye yıkmış gibi gözüküyor. O anlamda da maliye politikalarında mutlaka bir daralma gerekiyor. Hı hı. Ve bu daralmanın mantığı da şu: vergi artışları aynı zamanda ve kamu harcamalarında azalma. Ve bunu işte onun için OVP şu anda elimizde kalan tek unsur. OVP'de bu açıklanmazsa ben o zaman programın geneline, yani para politikası dışında
özellikle maliye politikasının olmaması nedeniyle bu beklentinin, Burcu Hanım'ın da çok doğru bir şekilde vurguladığı, enflasyon beklentilerinin aşağı gelmemesi konusuna. Ama ciddi bir mali kılaşma ve gerçekten hükümetin elini taşın altına koyup biz de kendi harcamalarımızı azaltıyoruz. Aynı şekilde vergileri de yüksek gelir gruplarından vergi alabileceğiz mesajı vermesi. Burada beklentileri de değiştirme ihtimali olacak. Hem iş talebin daralması hem reel faizler üzerindeki baskılama açısından baktığımızda ve beklentileri bir ölçüde kademeli olarak Merkez Bankası'nın istediği şekilde yönlendirebilecek. O anlamda ben bu beklentilerle şu anda Merkez Bankası'nın önümüzdeki 1-2 ayda faiz indirimine gitmesini mümkün görmüyorum. Burcu Hanım'ın da belirttiği gibi bana aslında en mantıklı şu geliyor. Kasım ayında eğer Kasım ayına doğru bu maliyede sıkılaşma gerçekleşirse ama öbür taraftan da Kasım ayındaki enflasyon ilan edildikten sonra evet Merkez Bankası ben hedefimi tutturuyorum, geleceğe daha güvenle bakabiliyorum bu politikayla dediği zaman belki son ayda Aralık toplantısında bir faiz indirimine gidebilir. Ama onun dışında faiz indirimi beklemek bir ölçüde enflasyon, zaten aşağı gelmeyen enflasyon beklentilerini siz biraz daha yukarı çekeceksiniz. Çünkü kur da bir ölçüde yukarı çıkacak ve bütün bu zaten enflasyonla mücadele programını bir ölçüde bence sekteye uğratacak. Onun için OVP çok önemli. OVP'de açıklanacak rakamlar tahminlerin ötesine geçmeli ve biz bütçede nasıl bir kesintiye gideceğimizi net görebilmeliyiz demesi lazım. Yani burada da IMF'de açıkladı biliyorsunuz. IMF'nin son raporu da bizim birçok ekonomistin söylediğiyle paralel ve %2.7'lik bir büyüme bekliyor gelecek yıl için. Bu daha da aşağı çekilebilir, 2.5'un da altına inebilir. Ama burada önemli olan nokta maliye tarafında %2.5 civarında kamunun bütçesinde bir daralmaya gidilmesi. Bu adjustment, bu uyum yapılmadan ne yazık ki bana göre enflasyonla mücadele güçlü bir şekilde devam edilemez. Yani biz sadece para politikasına odaklanıp Merkez Bankası'nın yaptıklarının ötesinde hükümetin de mutlaka bu programa destek olması lazım. Evet, şimdi makine yatırımları ikinci çeyreğe baktığımızda 2019'dan bu yana İlk kez bir daralmaya işaret ediyor. Burcu Aydın Özü doğru. Bununla mücadelenin yolu nedir? Yani şimdi evet enflasyonla mücadele ediliyor ama işte burada daha selektif kredileri mi konuşmak lazım? Ne dersiniz? Aslında bu makine tarafındaki yatırımlar ve özellikle reel sektörün sıkıntılarına ilişkin konuları biz TEPA bünyesinde yayınladığımız her ay para politikası kurulu toplantısından yaklaşık 1-2 gün önce yayınladığımız para politikası değerlendirme notlarımızı da sıkça dile getiriyorduk. Çünkü şu aşamada para politikasının sıkılaşmasına baktığımız zaman mevduat ve kredi tarafındaki etkilerinin asimetrik olduğunu görüyoruz. Yani mevduat tarafında tüketimi yeterince uzaklaştırmayı cazip edecek bir reel getiri sunmayan bir mevduat oranı. Ama kredi tarafında çok yüksek oranlar, reel oranlar yani faizden arındırılmış çok yüksek oranlar ve tabii bunun arkasındaki temel sebepler içerisinde de kredi büyüme hızlarına uygulanan sınırlar kaynaklı aslında özellikle KOBİ'ler tarafında krediye erişimde çok ciddi daralmalarla biz karşı karşıya kaldık. Bunu biraz önce kendi hocamın söylemiş olduğu üzere aslında birebir yansımalarında konkordato sayılarındaki artışla beraber gördük. Ki özellikle TL kredilerdeki, ticari kredilerdeki büyümedeki daralma hızlarına baktığımız zaman biz yani 12'şer haftalık büyüme hızlarına baktığımız zaman çok sert bir daralma ile karşı karşıya kaldığımızı da görüyoruz. Bunun zaten en büyük şu aşamada milli gelir rakamlarına yansıyan kısmı da aslında makine ve teçhizat yatırımlara kaynaklı olmuş oldu. Ki bu tarafta aslında buradan kaynaklı genel olarak biz yatırımlardaki daralmaya baktığımız zaman yani mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış yatırımların bir önceki çeyreğe göre yani birinci çeyrekte, ikinci çeyrekteki büyüme rakamlarına baktığımız zaman aslında yatırımların %4.1 oranında çok sert bir oranda daraldığını görüyoruz. İkinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre. Ki bu rakamlarda bence ekonomi yönetimi açısından ciddi sıkıntı oluşturacak süreçler. Çünkü bir tarafta finansman konusunda çok ciddi sıkışmış bir KOBİ var. Diğer tarafta reel kur kaynaklı ihracat potansiyelini gerçekleştiremeyen bir ihracatçı sektör var. Ve tabii ki bu konuda önlem alınmaması halinde bütün bunların yansıması istihdam, ekonomik aktivitedeki kayıp ve ekonomi üzerinde aslında bu sıkılaşma politikasını çok daha sert tesir etmesi anlamına gelen bir süreç var ki bunun politik yansımaları da olabilir.
Bu yüzden bizlerin sıkça aslında önerdiği konular bu mevduat ve kredi tarafındaki sıkılaşmadaki asimetrik gelişin özellikle TL kredime erişimi olacak KOBİ'ler tarafında esnetilmesinin faydalı olacağına yönelik de bizim sıkça göz önüne ilettiğimiz süreçler içerisinde. Ben inanıyorum ki izleyen süreçlerde ekonomi yönetimi özellikle KOBİ'ler tarafında TL kredi erişim konusundaki kısıtları biraz daha esnetecektir. Şimdi Sayın Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalar var. Hemen onları da aktarmak isterim. Öncü göstergeler 3. çeyrekte büyümede dengelenmenin sürdüğüne işaret ediyor diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. 2024 genelinde iç talebin büyümeye daha az katkı verdiği dengeli bir büyüme kompozisyonunu öngörüyoruz diyor ve açıklamalarında öngörülebilir ve uluslararası normlara uygun politikalarımız ekonomimizi güçlendiriyor diyor. Şimdi hocam hemen ben kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Pandemi de dahi daralmaya işaret etmemişti. Makine teçhizat harcamaları, tüm bu detayları konuşurken ki özellikle bu süreçte işte burada mesela 3. çeyrekte de bunun devamı bekleniyor. Dolayısıyla bu pandemide bile artan makine yatırımları bugün gelinen noktada daralmaya işaret ediyorsa bunun çıktıları ne olur? Yani burada aslında çok endişeye bir mahali olmadığını düşünüyorum. Nedeni makine teçhizat açısından. Çünkü pandemi döneminde baktığımızda zaten 2018-2019, özellikle 2019'daki daralmada yatırımlar daralmıştı ciddi boyutta makine teçhizat yatırımları. Sonra doğal olarak arkasından pandemi döneminde kredi imkanlarının artmasıyla arttı ve tabii 2021-2023 döneminde kredi genişlemesini gördüğümüzde evet yatırımlar bu dönemde şirketler yatırımlara ağırlık verdi. Makine teçhizat ithalatına gittiler. O anlamda kredi bolluğu da buna yol açtı. Ama şu anda ilk çeyrekten yani bir çeyreklik daralma, makine teçhizat yatırımlarında daralma çok büyük bir sorun bana göre göstermez. Ama önümüzdeki dönemde bu daralma çok güçlü bir şekilde devam ederse ve uzarsa o zaman tabii ki büyümenin kapasitenin, toplam kapasitenin baktığımızda sanayide ve diğer sektörlerde giderek azalacağı anlamına geliyor. Kapasite artışının gerçekleşmeyeceği ve eskiyen makinelerin yenileriyle değiştirilemeyeceği anlamında. O anlamda çok olumsuz değerlendirilebilir ama şu aşamada bana göre endişeye mahal yok. Şu aşamada sıkılaşma, kendi etken, dezenflasyon bunun adını koymamız gerekiyor. Bu enflasyonla mücadele de iç talep yavaşlamadan mümkün değil. Bu iç talebin değişik kompozisyonları arasında özel sektör tüketim talebi, yatırım talebi ve kamunun harcamaları buralarda da daralma görmemiz bir zorunluluk elbette ki. Yoksa fiyatlar üzerindeki bir baskılama, beklentiler üzerindeki bir baskılama gerçekleşmeyecek. Güçlü talep devam ederken siz enflasyon beklentileri de güçlü bir şekilde devam etmesini beklersiniz. Ama şimdi gördüğümüz nokta tekrar bu enflasyon beklentilerini aşağı çekmenin yolu programı tam bir program haline getirmek. Yani şu andaki eksiklikleri tamamlamamız gerekiyor. O eksiklikler tamamlamadan biz önümüzdeki dönemde para politikasıyla devam edersek bu dezenflasyon programı için ciddi bir bana göre tehdit. Evet, şimdi burada bir diğer tarafta en önemli noktalar epey de tartıştığımız süreç içerisinde iş gücü ödemelerinin gayri safi katma değer içerisindeki payı bir önceki veriyle kıyasladığımızda 33,8'den 40,8'e yükselmesi. Tabii bunun korunup korunmadığı da yine tartışma konusu olmaya devam edecek. Doktor Burcu Aydın Özü doğru ekonomideki payının ücretliler tarafından payının yükselişi. Bu ne olması gerekir? Yani aslında gelişmekte olan ülkelerdeki emsal ülkelere, rakip ülkelere baktığımız zaman hakikaten bu oran nerede olması gerekiyor? Biz şu an neredeyiz? Bu yükseliş yeterli mi? Bundan sonraki süreçte patikada özellikle bu programın en ağır sonuçlarına katlanan da ücretlerin olduğunu hep tartışıyoruz. Dolayısıyla buraya nasıl bakmak gerekir? Açıkçası iş gücü ödemelerinin milli gelir içerisindeki payının kısmen artış olmasındaki sebep özellikle matematiksel bir etki olarak biz görüyoruz. Çünkü özellikle enflasyon içerisinden arındırılmış asgari ücret içerisindeki artışlar yine benzer şekilde EYT düzenlemelerinin kıdem ve benzeri artışlara sebep olması sebebiyle aslında burada matematiksel bir artış içerisinde oldu.
Ancak ben iş gücü ödemeleri milli gelir içerisindeki payından ziyade sizin sorunuzun yani bu oran ne olmuş olmalı sorusunu ben genel olarak yoksulluk ve toplumsal refah indikatörlerine bakarak daha kapsam değerlendirilmesini gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de özellikle son 10 yıllık trendlere baktığımız zaman Türkiye'nin büyüdüğünü ama oldukça adaletsiz bir şekilde büyüdüğünü gösteren elimizde birçok veri var. Doğru. Bu veriler nedir? Genel olarak ortanca kazancın asgari ücrete göre hızlı bir şekilde gerilemiş olması. Yani asgari ücretin artışından öte aslında beyaz yakanın ya da orta gelirin satın alma gücünün erimesini gösteren en önemli indikatörler aslında reel ücretlerin hızlı bir şekilde asgari ücrete doğru yapışmış olması. Yine benzer şekilde toplumda en yüksek gelir elde eden %5'lik, %10'luk dilimler de toplumun en az kazanan gelirleri arasındaki makasın hızlı bir şekilde açılıyor olması, toplumsal adaletsizlik indikatörlerini gösteren Gini katsayısı gibi verilerin hızlı bir şekilde artıyor olması aslında bizim özellikle son 10 yıllık dönem içerisinde adil bir şekilde büyümediğimizi gösteriyor. Biz ortalamalara bakarsak çok yüksek büyüyen birkaç sektörün veya çok yüksek büyüyen hane halkı içerisindeki sınırlı bir kitlenin aslında Türkiye'deki ortalama geliri yukarı çektiğini görüyoruz. Ancak bu çerçevede biz adil büyümek istiyorsak yani kazanılan refahın ya da yaratılan gelirin toplumun genelini kalkınacak bir şekilde gitmesini istiyorsak aslında sosyal politikaları yeniden şekillendirmemiz gereken bir yapıya dönmemiz gerekiyor ki bu çerçevede biraz önce Kamil Hocam maliye politikasının ne kadar önemli olduğunu iletmişti. Harcamalar tarafında da maliye politikası aslında toplumsal geliri tabanı yaymak açısından bir o kadar önemli. Özellikle son dönemdeki harcamalardaki artışa bakacak olursak, evet, kamu eliyle ciddi bir istihdam yaratıldı. Toplam kamu personel çalışan sayısı toplam istihdam içerisinde önemli ölçüde arttı gibi indikatörler var ama genel olarak aslında kamu harcamalarının özellikle sosyoekonomik düzeydeki katkılarına bakacak olursak burada ciddi bir sapma var. Yine benzer şekilde kamuda özellikle son yıllarda artan popülist harcamalarla beraber gerek personel harcamaları, gerek cari harcamalar gibi birçok harcamalarla beraber aslında ekonominin dengelenme sürecine de olumsuz katkı verdiğini görüyoruz. Ki özellikle kamu harcamalarında enflasyondan arındırılmış reel harcama düzeylerine baktığımızda her ne kadar Mayıs ayında kamuda tasarruf paketi açıklanmış olsa da Mayıs, Haziran, Temmuz aylarındaki reel harcamaların aslında hala yüksek oranlarda artışı isabet ettiğini görüyoruz. Yani burada hangi oranlar yüksek? Hala %10-15 bandında artan reel kamu harcamaları var. Tabii ki Evet. bunlar kamunun yapısı gereği bir anda kesilmesi mümkün değil. Ancak şu aşamada ben orta vadeli programı biraz önce Kamil Hoca'nın da iletmiş olduğu üzere aslında kamu harcamalarının yapısal bir şekilde rasyonize etme yönünde hangi adımların atılması gerektiği veya yapılacağı ve bunların hangi takvim ve şeffaf ve izlenebilir bir yapıda konulacağı konusunda çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hocam, nasıl bakmak gerekir iş gücü ödemelerinin katma değer içerisindeki payını? Nasıl değerlendirirsiniz? Burcu Hanım'a katılıyorum o konuda. Evet, yani iş gücü ödemelerindeki bu pay aslında bir ölçüde farklı politikalardan etkilenebiliyor. 2022'de %25'lere kadar inmişken 2023'te %30'lar civarında gerçekleşti ve şimdi %40'lar ve bunun toplam bir ödeme tabii bu. Ve EYT ödemeleriyle burada bunun bir etkisi var. EYT mesela ek bir gelir anlamına geliyor ve kamudan sonuçta doğrudan kamunun iş gücü ödemelerini arttırmış oluyor. Şimdi bunun ötesinde bakmamız gerekense toplam gelir dağılımı, bunu Burcu Hanım çok net söyledi. Gini, AKP'nin ilk döneminde Gini katsayısı aşağı yönlü gelirken ve bir ölçüde gelir dağılımı iyileşirken, şimdi 2000 özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altında ne görüyoruz? Gini katsayısında bir yukarı yönlü bir artış var. Uygulanan politikalara bakıyoruz. İşte pandemi döneminde %8,5'da kredi sağlanıyor. Ve bunları alanlar işsizler alamıyor. Dar gelirli alamıyor. Daha çok işi gücü olan ve maddi durumu iyi olan ve kredi politikaları da bir ölçüde gelir dağılımını bozuyor. Keza aynı şekilde enflasyon bir ölçüde artarken, enflasyonist politikalar izlenirken de burada kazanan yine üst gelir grupları ve enflasyonla mücadelede en büyük özveri de yine dar gelirliden bekleniyor. Dar gelirlinin, yani özellikle sabit gelirlinin, şimdi hem Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmadı, diğer ücretlerin önemli bir kısmı özel sektör ve kamu zam yapılmadı ya da
ve gerçekleşen enflasyonun altında yapıldı. Ve yıl sonunda da yine aynı şekilde asgari ücreti ve diğer ücretlere yapılacak zamların beklentiyle ilintili olması gerektiği söyleniyor. Keza bir iktisatçı olarak buna katılıyorum ama öbür taraftan da hane halkının nasıl yaşayacağı konusunda da hükümetin ciddi boyutta bunları düşünmesi gerekiyor. Sosyal politikalar, sosyal harcamaları bir ulufe dağıtır gibi ya da herhangi bir parti üyelerine dağıtır gibi değil, bir devlet sorumluluğu olarak dağıtılması gerekiyor ve gerçek anlamda ihtiyacı olan kesimlere dağıtılması gerekiyor. Buna çok güzel bir örnek, mesela seçim döneminde doğalgazda bütün herkesin doğalgaz fiyatları sıfırlandı, ödemeleri evet. Sıfırlandı. Buna gerek yok. Buna gerek yoktu. Bu gibi doğrudan hani dar gelirli, alt gelir grupları hedeflenebilir. Keza aynı şekilde şimdi de, yani Burcu Hanım'ın dediğine orada da katılıyorum. Özellikle maliye politikalarında harcamalarda kısıntıya gidilirken, özellikle sosyal harcamalarda dikkat edilmesi gerekiyor. Orada bir kesintiye gitmek yerine daha gerekmeyen, temsil gücünden bahsedip bir ölçüde bana göre gerekli olmayan harcamaları kesebiliriz. Evet. Buna bence şu anda hükümetin çok önem vermesi lazım. Umarım bu konuda çalışmalar yapılmıştır ve önümüzdeki birkaç gün ya da bir hafta içinde açıklanacağı deniyor. O açıklamalarda da bunu görürüz OVP'de. Peki. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz katıldığınız için ve TEPAM Merkez Direktörü eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın Özüdoğru katıldığınız için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Efendim büyümede ivme düşerken dikkatler ise bu kez OVP'ye çevrilmiş bulunmaktaki sıkılaşmanın etkisi büyümede kaydedildi ve dikkatler bu durumun ekonomi yönetiminin aslında tahminlerine ne kadar yansıyacak konusunda, bunları da konuşmaya devam edeceğiz. Peki piyasa şu an nasıl fiyatlanıyor büyüme verisiyle diyelim ve araştırma masasıyla devam edelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz Burcu Kıratlı ile birlikte. Evet Burcu, şimdi büyüme verisini karşıladık. Peki an itibariyle piyasa fiyatlaması neyi gösteriyor? Şimdi yeni bir aya başladık. Tabii yeni ay, yeni umutlar. Borsa yeni aya 9.976 seviyesinden başladı. 10.000'in hemen altında. Merak tabii artık 10.100 seviyesinin üzerine atabilecek mi? Bu merak ediliyor. Büyümenin etkilerini sen programında uzun uzun konuştun. Artık sıkılaşmanın etkilerini görmeye başladığımız bir zaman dilimindeyiz. Dikkatler özellikle yatırım harcamaları, sermaye harcamaları bundan sonra işte OVP'de hükümetin atacağı adımlara çevrilmiş durumda ama biz bir taraftan da şirketlerde bu dönemin etkisini görüyoruz gerçekleşen. Mesela iki tane bilançoyu takip ettik ki ikisi de önemli. Bilanço bir tanesi Şişecam, bir tanesi Petkim. Beklentinin altına gelen finansal sonuçlar olduğunu görüyoruz. Özellikle sanayi tarafındaki şirketlerde belin. Bu iki tane bilançoya özellikle değinmek istedim. Çünkü büyümeyle de bir taraftan şirket kârları ne kadar ilgili olsa da biz bunu sanayi şirketlerinin kârlarında daha çok görüyoruz. Ve dolayısıyla piyasa belli hisseleri şu anda düşüş yönünde fiyatlarken ki Petkim ve Sabancı Şişecam eksi tarafta yer alıyor. Ama bir taraftan da bankaların ve BİM'in öncülüğünde de endekse yükselişler olduğunu görüyoruz. Yani endeks tekrar dönüp dolaşıp hikayeyi holdinglerden, perakendeden, ulaşımdan ki yüksek sezonun etkisi bu tarafta var ve bankalardan bulmaya devam ediyor. Yani biz bunu şöyle bir toparlayacak olursak, 3. çeyrek bilançoları daha evet yavaşlamayı işaret edecek özellikle sanayi tarafında ama ulaştırma, gıda, içecek, perakende tarafında hala aslında olumluluklar devam ediyor diyebiliriz ki vadeli tarafında buradan etkileyen benzer şekilde, paralel şekilde hisse etkilerine bakacak olursak yine bankacılığın olumlu etkisiyle birlikte endeksin kendi 10.000'in üzerine atma çabası içerisinde olduğunu takip ediyoruz. Hacim katılım biraz daha artmış durumda geçtiğimiz haftaya göre. Borsa yeni aya diyelim büyüme verisiyle birlikte ve yarınki enflasyon makro verilerle birlikte bir de tabii OVP'yi de bu ay izlenecek başlıkların arasında daha olumlu fiyatlama eğiliminde. Ama çok seçici şekilde fiyatlama eğiliminde. Yani daha defansif sektörler ön plana çıkıyor. Bir de bankacılık ön plana çıkıyor Pelin. Burada benim mesela vadeli tarafta en çok dikkatimi çekenlerden yükseliş içerisinde mesela bu yine bankalar. Akbank'ta %2.61'lik bir yükseliş var. Bunun keza
biraz daha işte Garanti Bankası'nın aşağılara geldiğinde %2.15 yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Bankacılık dışında bu kadar kazanımlarını daha güçlü tutan bir sektörde havacılık. Pegasus'ta mesela %2'lik yükseliş dikkat çekici olarak karşımıza çekiyor. Az önce söylemiştim, yüksek sezonun etkisini bu tarafta görmeye başladık. Bankalarda TSKB yine %2'lik yükselişte, Yapı Kredi Bankası da %2.44'lük yükselişte. Bankacılık olumlu olduğu zaman ve bunun yanında endeks bir iki tane daha hisseyi eklediği zaman defansif olarak yukarı şekildeki seviyeleri çok daha rahat konuşuyor olabiliyoruz Pelin. Vadeli tarafta da yine aynı tabloyu, benzer tabloyu görüyoruz. Bakalım, önemli. Yarın da önemli. Bugün çok önemliydi, büyüme verisiyle birlikte patikayı gördük. Yarın da enflasyon verisi var. Bakalım, Borsa İstanbul'da yeni aya pozitif başladı dedik. %1,5'un üzerinde bir primlenme. Vadeli tarafta da %1,44'lük bir yukarı yön söz konusu. Araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, Borsa İstanbul'a dair günün geri kalanında neler beklenebilir? Hemen Gedik Yatırım'a gidelim ve Onurcan Bal'dan detayları alalım. Onurcan Bal, hoş geldin. Büyüme verisi önemli ve kritikti. Sanayi tarafındaki yavaşlama dikkat çekti ama bugünkü performansa bakacak olursak sanayi %1'in üzerine attı kazançlarını. Holdingler ve özellikle bankalar öncülüğünde de yükselen bir endeks var. Yeni aya güzel bir başlangıç yaptık. Peki devamı gelir mi? Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de. Büyüme rakamlarını piyasa olumlu karşıladı. Yani burada bankacılık tarafında pozitif bir fiyatlama var. Sanayi tarafı da artıda seyrediyor. Yani yavaşlama zaten bekleniyordu. Çeyrek bazda bir önceki çeyreğe kıyasla daralma olabileceğine dair beklentiler vardı. Sınırlı da olsa bir büyümenin olması, %0.1'lik, yani bir daralma olmayışı bu noktada dikkat çekti. Ama tabii ki yavaşlama var. Yani ikinci çeyrekteki yıllık büyüme geçen çeyreğe göre daha zayıf, 3. çeyrek 2. çeyrekten daha zayıf olacak. Bu da beklenen bir durum çünkü enflasyonla mücadele ediliyor, parasal sıkılaşma var, talep zayıflıyor, yatırımlar zayıflıyor. Haliyle büyümenin de burada dengelenmesi gerekiyor zaten. O yüzden çok büyük bir sürpriz değildi ama piyasada şu an için bankacılık sektörü öncülüğünde bir toparlanma eğilimi görüyoruz. Cuma günü yurt dışı piyasalarda pozitif bir seyir vardı. Biz kapalıydık. Buradan da biraz bir destek geldi demek belki mümkün. Tabii burada 10.000 puan bölgesine yeniden yaklaştık. Yani endekste tekrardan bir 10.000 sınavı göreceğiz. Eğer kısa vadede 10.000 puan üzerine bir kapanış yapabilirsek devamında toparlanma eğilimi devam edebilir. Yani 10.000 üzeri günlük kapanışlar bu noktada kritik. Eğer burayı aşamazsak tekrar dalgalı seyir, yeniden geri çekilmelerde görebiliriz. O yüzden bugün, yarın 10.000 üzeri kapanışlar, günlük bazda kapanışların önem taşıdığını söyleyebilirim. Bunu görürsek haftanın devam eden bölümünde bir 10.280 seviyesinden geçen kabaca, hatta 290, 100 günlük ortalamaya doğru, ki Ağustos ayındaki en önemli güçlü direncimizdi, bir hareket görebiliriz. Burası aşılırsa da burada toparlanmanın, alımların güç kazandığı, teknik yönün biraz daha iyileşme kaydettiği bir fiyatlamaya doğru gidebiliriz. Tabii bu hafta oldukça yoğun. Yarın enflasyon verisi var. Cuma günü Fitch'ten not değerlendirmesi gelecek piyasa kapanışından sonra. Yine Cuma günü tarım işsizlik verisi Amerika'da açıklanacak, çok çok kritik. Yani haftanın, hatta ayın en önemli verisi. Fed'in 25 bas puan mı 50 bas puan mı faiz indirimine gideceği cevabıyla birlikte resesyon endişeleri üzerinde de, risk iştahı üzerinde belirici olacak bir veri. Onun dışında hafta içerisinde PMI rakamları var. Özellikle Amerika'da ISM, imalat ve hizmet PMI rakamları önemli. Yani oldukça yoğun bir veri haftası. Eylül ayı da gerek merkez bankaları toplantıları olsun, gerek veri akışları olsun, yoğun bir ay. Yani bu yoğun aya, yoğun bir haftayla da başlıyoruz. Bu noktada verileri takip edeceğiz. Ama hani 10.000 puan bölgesini test eden bir endeks var. Buranın üzeri kapanışlar toparlanma verimini devam ettirebilir. 10.290, hatta 10.300 diyelim, hafta içerisinde oraya doğru ilerliyor olacak. 100 günlük ortalamada aşılırsa daha olumlu bir ay olabileceğine dair teknik anlamda ilk işaretleri almış olacağız diyebilirim. Onurcan Bal, şimdi peki bu yükselişler beraberinde sektörel bazda bir ayrışma görmemiz söz konusu olabilir mi? Yoksa bir zaten bütün sektörlerde bir gerileme, bir geri çekilme, sert geri çekilmeyi takip etmiştik. Bir süre genele yayılan bir yükseliş serisini mi görürüz, ne dersin?
İlk tepkilerde daha genele yanılımlar olabilir ama devamında endeksi sırtlayıp götürecek tabiri caizse sektörleri şu dönemde tercih etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani bu yılın başından beri etkili olan ana tema daha çok ana sektör ve hisseler üzerine kuruluydu. Özellikle 2022'de, 2023'te biraz da spekülatif fiyatlamalarla adil değerin üzerinde işlem gören hisselerin bu yıl daha zayıf bir performans sergilediklerini görüyoruz. Örneğin Nisan-Mayıs döneminde güçlü yükselişlere endekse katılım sağlayamamıştı bu tarz hisseler. Yine bu toparlanmada da ilk fiyatlamalarda genel alımlar görsek de devamında benzer eğilimi takip edebiliriz. O yüzden temel görünüm anlamında hani kuvvetli olan, değerlemeler anlamında pahalı olmayan şirketlerin hisselerin tercih edilmesinin daha doğru bir strateji olacağını değerlendiriyoruz. Bu yüzden de ana sektörler, ana hisseler ki hani bu seviyelerden daha orta vadeli bir yatırım yapılacaksa 2025'te daha kuvvetli bir yabancı ilgisi bekliyoruz hisselere. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz indiriminin başlamasıyla yabancıların da tercih edebileceği sektörlerin bu dönemden tercih edilmesi biraz orta vade açısından daha sağlıklı olacaktır. Hani bankalar, holdingler daha uzun vadeli olarak hani demir çelik özellikle Trump seçilemezse sektör için daha pozitif olacak Amerika'da. Yine gıda perakende tarafı bu noktada, havacılık sektörü gibi ana sektörlerin ben mevcut durumda tercih edilebilir sektörler olduğunu, hatta faiz indirimlerinin olumlu etkileyebileceği biraz daha yıl sonuna kadar, 2025 sonuna kadar taşınacaksa çimento sektörü gibi sektörlerin mevcut durumda getiri potansiyeli anlamında iyi seviyeleri işaret ettiği kanısındayım. Onurcan Bal, çok teşekkür ediyorum. Detaylar için, aktardıkların için son dakikamız var. Ederim. Bankacılık sektöründeki yükseliş ise %3 aşmış bulunmakta. Pozitif bir aya başladık Borsa İstanbul tarafında. Bakalım, yakından takip etmeye devam edeceğiz. Efendim, büyüme verisi yavaşlamaya işaret etti ama aslında yavaşlamaya yönelik bir sektörel bazda da burada alt kırılımlar öne çıktı ama dikkatler bu kez OVP'ye çevrildi ve burada büyüme tahminlerinde bir revize gelecek mi? Detayları konuşmaya devam edeceğiz. Programı noktalıyorum. Hoşçakalın.